Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu hafta artık marketlerimizi yapıştıracağız. Öncelikle MDF hakkında bilgi vereyim. Kullanacağımız MDF bu. Kalınlık olarak farklı kalınlıklarda bulabilirsiniz. Benim elimdeki zannedersem 12 mm kalınlığında. Evet, 12 mm'lik. 8 mm kalınlıkta bulabilirsiniz bunu. 12 mm kalınlıkta, 18 mm kalınlıkta bulabilirsiniz. Ham MDF budur bakın. Bunun yüzeyinde ahşap deseni varsa bu MDF değildir. Melamin kağıdı yapıştırılmış MDF lamdır. Dolayısıyla MDF lama kaplama yapışmaz. Bilginiz olsun. Ham MDF olacak. Yüzeyi bu şekilde kahverengi olacak. Yanlış alan arkadaşlar bazen olabiliyor. Bilginiz olsun. Ham MDF'nin üzerine yapıştıracağız. 8 mm'yi niye söyledim? Onu da söyleyeyim. 8 mm normalde en çok piyasada kullanılan 18 mm kalınlığındadır. Ama 8 mm fiyat olarak daha uygun olacağı için size 8 mm yeterli. Benim elimde 12 mm vardı. Ben 12 mm'lik kullanıyorum şu anda. Ham MDF'yi aldıktan sonra arkası için bir astar kaplama yapacağız. Bakın bu yüzey için kullanacağım kaplama. Arkası için astar kaplama kullanacağım. Astar kaplama için yani elinizde varsa bütün kaplama kullanabileceğiniz gibi ben bu kaplamayı, bütün kaplamayı ziyan etmek istemiyorum. Elimde artık kaplamalar var. Bakın küçük kaplamalar. Bunları yan yana yapıştıracağım. Bu şekilde şöyle yapıştıracağım. Ve bunları arka kısma astar olarak kullanacağım. Bu şekilde hem eski kaplamalarımı da değerlendirmiş olacağım. Hem de fire olarak artan küçük kaplamaları burada kullanmış olacağız. Bu arada MDF ile ilgili ölçüye gelince işin en önemli kısmı bu arkadaşlar. MDF ölçünüz sizin yaptığınız tasarımda eğer A3 tasarımı yapıyorsanız A3 ebatlarında olacak. Yani 30 santime 42 santim ölçüsünde. Ben geçen hafta hatırlarsınız bir önceki videoda kenarları 5 santimetre değil de birer santimetre fazla almıştım. Yani 6 santimetre almıştım. Dolayısıyla MDF'yi de gerçek ölçüsünde kestiğimde bakın kenarlardaki birer santimetrelik fazlalığı şu anda görebiliyorsunuz. Bunlar yapışma hatasıdır. Bu yapışma hatalarını temizleyeceğiz. Yani hatasız bir ürün ortaya çıkarmaya çalışacağız. Kaplamayı alt tarafına marketerli kaplamayı yapıştıracağız. Üst tarafına da astar kaplamayı yapıştıracağız ve bunu presleyeceğiz. Şimdi preslemeden kısaca size bahsedeyim. Presleme için aslında benim şu anda atölyemizde pres makinemiz olmadığı için ben mekanik presleme yapacağım. Az sonra bununla ilgili kısa bir videoda size göstereceğim mekanik presleme nasıl olur. Fakat mekanik preslemeyi siz ev şartlarınızda tabii ki yapamazsınız. Bunu yapacağınız olay şu. Sanayiye gideceksiniz. Şu marketrinizi hazırladıktan sonra ve arkasına astar kaplamanızı hazırladıktan sonra, ikisini birlikte hazırladıktan sonra sanayiye gideceksiniz. Sanayiden bir tane MDF kestireceksiniz. MDF'yi kestirdikten sonra kapı presçileri vardır sanayide. Her sanayide vardır bu. Evlerin kapılarının preslemesinin yapıldığı, o kapıların sıkıştırma işleminin yapıldığı bir pres makinesi her sanayide vardır. Sanayiye gittiğinizde bunu presçiye diyeceksiniz ki altına bunu, üstüne bunu MDF'yi yapıştıracağız. Ve bu tahmini olarak 1 ila 2 dakikanızı alacak sizin sanayide. Çünkü sanayide sıcak presle bu iş çok hızlı yapıştırılıyor. Sizin yapacağınız en güzel işlem o. Sanayide hızlı presçide, sıcak presçide hızlı bir şekilde bunu yapıştırmak. İçinizde bir arkadaşınız tepsi yapıyordu. Onun yapıştırma işlemi tabii ki pres makinesinde çok zor. Ben ona ayrıca nasıl yapacağını anlatacağım. Dolayısıyla şu anda kaplamamı yapıştıracağım arkadaşlar. Kaplamayı yapıştırdıktan sonra da kaplamaları MDF üzerine mekanik olarak yapıştırma işlemine başlayacağım. Onunla ilgili de size tekrar video çekeceğim. Önce şu astar kaplamamı bir yapıştırayım. Arka kısma gelecek astar kaplamayı. Evet, astar kaplama üst üste binmeyecek. Şu anda benim üst üste biniyor. Ben bunları bu şekilde yapıştırdıktan sonra şuraya keseceğim.
Çünkü kaplama yapıştırmada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kaplamadaki en küçük bir kalınlık preslemede büyük bir sıkıntıya sebep olabilir. Dolayısıyla şu anda ben kaplamayı alıştırmadan yapıştırdım. Mesela burayı yapıştırdım. Bir problem yok. Buralarda yok. Sadece şurada bir problem var. Bakın burada iki kaplama üst üste binmiş. Hemen orayı düzelteceğim. Hızlı bir şekilde. Bunu size marketlerde anlatmıştım. Üst üste kaplama binmeyecek diye. Bakın alttan çıkan kaplamamız bu. Şimdi sıfır bir şekilde yanaştı. Evet. Arka fon kaplamamız da hazır. Şimdi yapıştırma işlemine yavaş yavaş başlayabiliriz. Videoya kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra devam edeceğim. Bu arada yapıştırırken sakın ola sakın unutmayın, bantlı yüzeyler dışarıda olacak. Tutkal bantın olduğu yerde yapışmaz. Dolayısıyla bakın bu bölge yapışacak, buraya tutkal süreceğim. Bir de bu bölge yapışacak, buraya tutkal süreceğim. Tutkalı da buna değil MDF'ye süreceğiz, bilginiz olsun. Şu kısımlar komple bantlı olduğu için buralara kesinlikle tutkal gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi ben bir presleme için hazırlığımı yapayım. Ondan sonra tekrar videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi ben okul ortamındaki preslemeden bahsediyorum. Şu anda okul ortamındaki preslemeyi anlatıyorum. Buna mekanik presleme diyoruz. Şunları yerleştirdim. Hemen ölçüsüne bakayım. Evet, tam olarak alttan ve üstten bir de ortadan yapıştırma işlemini gerçekleştirecek şekilde bunları ayarladım. Devam ediyorum. Şimdi bu MDF'yi iki kontraplak arasına sıkıştıracağım. Önce birinci kontraplağımı koydum. Bunlar sizin pres tablanız, bakın. Onu söyleyebilirim. Pres tablası olarak düşünebilirsiniz. Sıcak pres tablası, alt tabla, üst tabla olarak düşüneceksiniz bunu. Şimdi bir gazete kağıdı koyacağım. Sizin pres tablanıza gazete koymanız gerekmez. Çünkü sıcak preslerde pres tablası, sıcak pres tablası vazelinle temizlenir. Bu vazelinle temizlenmesi de tutkallı malzemenin oraya yapışmasını engeller. Dolayısıyla bende öyle bir imkan olmadığı için şu anda gazete veya kağıt koymam lazım. Onu koyduktan sonra şimdi alt fon kaplamamı yerleştiriyorum. Astar kaplaması. Astar kaplamasını yerleştirdikten sonra da MDF'mi ortalı bir şekilde yerleştiriyorum. Tutkallama işlemine başlayacağım. Burada tutkala ihtiyacınız yok. Presçilerde zaten sıcak pres tutkalı vardır. Benim elimde şu anda kullandığım tutkal, biliyorsunuz, oyma işlerini yapıştırdığımız tutkal. Bu soğuk tutkal, soğuk uygulama tutkalı. Preslerde sıcak uygulama tutkalı vardır. Şimdi bu tutkalı yüzeye dengeli bir şekilde dağıtıyorum arkadaşlar. Bu işlemi de zaten presçi yapacak size. Sizin tek yapmanız gereken marketlerinizi MDF'yi kestirdikten sonra presçiye götürmek. Presçi de, yani benim şurada yarım saat civarında yapacağım iş, presçi de sizin 2 dakikada bitecektir. Benim burada yarım saatte yaptığım uygulama arkadaşlar, aynı zamanda kurumasını da bekleyeceğim. 2 saat en az kuruma süresi olacak. Dolayısıyla o 2 saat kuruma süresini de koyarsak işin içine, yaklaşık 2,5-3 saate bu işlem bitecek. Sizin 2 dakikada yapacağınız işlem. Evet, tutkalın bir tarafını sürdüm MDF'ye. Şimdi bunu çeviriyorum. Bu arada
aşağıya kağıdı koymamın sebebi de arkadaşlar şu, onu da anlatayım. Biliyorsunuz ki marketimizin yüzeyinde boşluklar var. Bu boşluklardan tutkal, şimdi bunu bu şekilde yapıştırdığımızda dışarıya çıkabilir. Dışarıya çıktığında eğer ben direkt olarak bunu ahşaba yapıştırırsam bu ahşaba yapışıp kalır. Yapışmaması için araya kağıt ya da gazete koyuyorum. Tamam mı? Amacı bu. Şimdi bu tarafa da hemen tutkallamayı yapalım. Bu arada materyalleri hazırlarken yıllar sonra ilk defa market işlemi yaptım. Her yıl yaptırıyordum bu işlemi ama tabi öğrencilerle birlikte yaparken benim yapmama gerek kalmıyordu. Ama yıllar sonra ilk defa bu uygulamayı tekrar yaptım. Evet, tutkal dengeli bir şekilde dağılacak. Zaten presçiler bunu bilecektir. Onların kendi tutkal sürme ruloları var. Rulolarla düzgün bir şekilde tutkallamayı yapacaklardır size. Evet, şimdi burada önemli olan nokta şu. Şu köşe 45 derece kestiğim noktalar, bakın şuralar, şu köşe noktalar tam olarak MDF'nin köşeye gelmesi lazım. Bakın bu noktalardan eşit mesafede pay bırakmam gerekiyor. Bunları eşit olarak ayarlamam gerekiyor. Evet, hemen hemen birbirine eşit. Evet. Tutkal yüzeyde kaplama kayabilir. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Evet, şimdi kağıdı da yüzeyine ekledim. Ve artık üstüne son olarak pres tablası dediğimiz diğer tablayı koyuyorum. Ve presleme işlemine başlayacağım. Bir miktar içeriden yaparsak daha iyi yapışacaktır. Evet, yapıştırma işlemine başlıyorum. Yapıştırma işlemimizde mekanik yapıştırma yapıyoruz dedik. Bu mekanik yapıştırma işlemi arkadaşlar, elimde gördüğünüz bakın bu işkenceler yardımıyla yapılır. Bunlara işkence diyoruz. Evet, birini sıkıştırdım. Ben buraya yaklaşık olarak 8 tane işkence sıkıştıracağım. Her birini tek tek göstermeyin. Bittiği haldekini tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi yapıştırma işlemini gerçekleştirdim. Şöyle son haliyle tekrar size göstereyim. Mekanik presleme dediğimiz olay bu. Parçamızın presleme işlemini gerçekleştirdik. Parçamız şu anda arada. Marketimiz, bakın MDF'miz yapışmış durumda. Dolayısıyla yaklaşık olarak bu yapıştırma işlemi yarım saat gibi bir süre aldı ve bu yarım saatin sonunda 20 santigrat derece oda sıcaklığında tahmini olarak 2 saatte kuracak tutkallamamız, market çalışmamız. 2 saat sonunda ben bunu sökeceğim ve söktükten sonra bantlarının temizleme aşaması nasıl olacak? Onlardan da size bahsedeceğim ve tekrar videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz bu aşamaları tabii ki eğer sanayiye gidip sıcak presleme yaptırırsanız tahmin olarak 2-3 dakika içerisinde tutkallaması, preslemesi ve tutkalın kuruması aşamalarını 2-3 dakika içerisinde bitirmiş olacaksınız. Bilginiz olsun. Ben sadece mekanik olarak bunu gösterdim. Bu sanayide sıcak preslerde hidrolik presleme ile daha kısa sürede yapılacaktır. Evet arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Şimdi
market uygulamasının tutkallama işini bitirdim. 2 saat boyunca sıkılı kalacak dedim. Çünkü beyaz tutkal kullandım, PVA tutkalı ve PVA tutkalı ahşap ve kaplama yapıştırma işlemlerinde 2 saat civarında kalması gerekiyor. Tabii ben biraz daha fazla bıraktım. Yaklaşık olarak 4 saat civarında sıkılı kaldı. Neden? Çünkü hava soğuk. Soğuk olduğu için de tutkalın bakın sertleşmesi biraz uzun sürüyor. Evet, marketimiz bitti. Yapıştırma işlemini de bitirdik. Ve artık bantları sökme işlemi. Şimdi işin önemli kısmı bu arkadaşlar. Bantları sökerken ahşabın liflerine 45 derece açıda çekin. Dolayısıyla bunu çekerken lifleri kaldırabilirsiniz. Lifleri kaldırmamanız gerekiyor. Bakın yavaş yavaş sökmeye çalışın bantları. Eğer sıcak presten çıkarıyorsanız bunu, sıcak preste yaptıysanız o zaman bantları daha rahat sökebilirsiniz. Presten çıkar çıkmaz. Ama dediğim gibi sökerken birden çekmemeye gayret edin. Çünkü hani biliyorsunuz tutkal sıvı bir madde. Dolayısıyla bu tutkalın içerisinde bunu sıvılaştıran su var. O su tutkalı yüzeye sürdüğümüzde hem MDF'nin içine giriyor, tutkalın daha derinlere inmesini sağlıyor, hem de kaplamanın içine giriyor. Dolayısıyla kaplamayı ve MDF'yi nemlendiriyor. Nemlenen kaplama bakın lif şeklinde daha rahat çıkabilir. Bu da marketrinizi bozabilir. Dolayısıyla marketrinizin bozulmaması için bantları yavaş yavaş bu şekilde düz bir şekilde çekmeyin. Şu şekilde 45 derece açılı çekmeye gayret edin. Şimdi ben bu bantların tamamını sökeceğim ve sonrasında kenarlarını temizleyeceğim. Yavaş yavaş bantları söküyorum. Bakın ara ara görüyorsunuz kaplamanın lifleri bakın bu şekilde geliyor. Eğer bunu daha hızlı çekerseniz o zaman daha büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bakın henüz kaplama tam kurumadığı için lifleri söktü ve altında MDF kısmı çıktı. Şimdi burayı benim tekrardan yapıştırmam gerekiyor. Biraz hızlı çektim o bölgeyi.
kaplama ıslak olduğu için tutkaldan kaynaklı. Bakın buralarda lifler kalkma yapıyor. O lifleri kopartmam gerekiyor. Şuralarda küçük hatalar var, bakın görüyorsunuz. Bunları hızlı yapıştırıcıyla şimdi yapıştırıp tekrar oraları yapışmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi kaplamanın yüzeyindeki tüm bantları temizledim. Temizledikten sonra yüzey hafiften bir pütürlü olacaktır. Çünkü dediğim gibi tutkal henüz tam olarak kurumadı. Bunun normalde tam kuruduktan sonra bantının sökülmesi lazım. Ama sıcak preste yapacağınız için, eğer sıcakta yapacaksanız sıcak preste zaten kurumuş olarak çıkacaktır. Çünkü 100 santigrat derecede çalışıyor presler. 100 santigrat derecede içindeki su tamamen buharlaşacaktır. Ben mekanik presleme yaptığım için tam olarak kurumadı. Kurumadan bantlarını söktüm. Hafif bir lif kalkması var. Bunu tabii düzelteceğim. Ama öncesinde yapmamız gereken bir şey var. Hani hatırlarsınız, kaplamaları şekilde kenarlarından birer santim fazla bırakın demiştim. O bizim hata payımızdı. Şimdi onları temizleyeceğim. Ben E ile temizliyorum arkadaşlar. Siz neşterle temizleyebilirsiniz. Bakın neşterle ya da maket bıçağıyla bu şekilde kaplamaların fazlalıklarını buradan göstereyim. Bakın şuradan şöyle kesebilirsiniz. Bunu neşterle fazlalıklarını temizlemeniz mümkün. Ama ben bunu E ile temizliyorum. Evet, dört tarafını da temizledim. Şimdi arkadaşlar, size anlatmak istediğim bir şey vardı. Bakın 45 dereceler tam olarak köşeye gelecek demiştim. Görüyorsunuz benim burada hafiften bir kayma var. Aynı kayma bu bölgede de var. Yaklaşık yarım santimetre ama burada biraz daha fazla. 7-8 milimetre. Tabii bir tarafta kayma meydana gelince bu artık dört tarafta da ister istemez oluyor. Şimdi ben bunları eşit bir şekilde artık planya makinesinden geçeceğim. Kenarlarını düzleyeceğim. Siz de bunları sanayiye gittiğinizde sanayide düzeltebilirsiniz. Bir mobilyacıda önce bir kenarını düzeltin. Tabi burada önemli olan nokta 5 santimetrenin altına düşebilir artık. Çünkü preste ister istemez kayma meydana geliyor. Bakın benim preste kayma meydana gelmiş. Dolayısıyla en dar noktayı bulacağım. Bakın en dar nokta burası. Ne kadar kaymış?
tahmini olarak 8 milimetre kaymış. Ve ister istemez ben bunu düzelteceğim şimdi. 42 milimetre boyunda burayı ayarlıyorum. Artık burayı da 42 milimetreye ayarlıyorum. Önce bir tarafı şu şekilde çizeceğim. Evet, siyah çizgiyle kalemle çizdim. Şurası komple 42 milimetre. Artık 5 santimetrenin altına düştü. Niye bu oldu? Sıcak preste yaparsanız bu kadar fazla kayma meydana gelmeyecektir. Fakat ben mekanik işkencelerle yaptım bu işi. Bu mekanik işkencelerde sıkmadan kaynaklı, yuvarlak şekilde bu şekilde döndürüp sıkmadan kaynaklı bu kaymalar meydana gelebiliyor. Şimdi ben bunu arkadaşlar planya makinesine düzelteceğim. Daha sonra daire testere makinesinde diğer taraflarını düzelteceğim. Ve köşeleri tam köşe noktalardan geçecek şekilde ayarlamaya çalışacağım. Şimdi planya makinemiz bu arkadaşlar. Tabii siz çalışmayacaksınız planya makinesinde. Dediğim gibi bunu gidip sanayide bir mobilyacı ustasına kenarları düzgün bir şekilde kestirmeniz lazım. Burası cidden önemli. Evet, bir kenarını bu şekilde düzledikten sonra şimdi diğer kenarlarımda daire testere makinesi var. Orada temizleyeceğim. Evet arkadaşlar, daire testere makinesi bu. Şimdi düzelttim kenarı. Önce burada çift taraflı temizleyeceğim.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi makinalarda dört kenarını da tam köşelere gelecek şekilde şöyle göstereyim. Temizledikten sonra artık bu tablo ile ilgili son işlemimiz bitmiş oldu. Bundan sonra tabi başka işlemlerimiz var. Daha neler var? Benim kenar çerçevesinde kullandığım kaplama var. Bu kaplamaları dilimleyeceğim. Kenarlarına, buralarda MDF gözükmemesi için buralara da dört taraflı bu kaplamadan yapıştıracağım. Bu kaplamaları yapıştırdıktan sonra bunların fazlalığını temizleyeceğim. Ve ondan sonra da yüzey temizliğini anlatacağım bir sonraki derste. Bu arada son kez şunu anlatmak istiyorum. Kullandığınız MDF kalınlığı ne kadarsa birkaç milimetre daha kalın şekilde şu kaplamaları kesmeniz gerekiyor. Ben mesela 12 milimetre MDF kullandım. Alttan üstten birer milimetre kaplama geldiğini düşünürsek burası 14 milimetre yaklaşık olarak kalınlığa ulaştı. 14 milimetrenin ben alttan ve üstten fazlalığını vererek yaklaşık olarak 2 santimden bu kaplamaları kesip kenarlarına yapıştıracağım. Karşılıklı olarak bunu sanayide yapmanıza gerek yok. Küçük bir bali tutkalı alın, derbi tutkalı. O derbi tutkalıyla evinizde kenarlara yapıştırabilirsiniz artık. Şu kısmı bitirene kadar işiniz sanayide. Yani preslemeden kenarlarının düzgün bir şekilde kesimine kadar arkadaşlar yapacağınız iş. Evet, son olarak son video yarım kalmış arkadaşlar. Dediğim gibi kenarların kesimine kadar yapılacak bütün işiniz preslemeden itibaren son kesim işine kadar sanayide. Ondan sonra kenar kaplama işini isterseniz evinizde bali tutkalı kullanarak yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Ve ondan sonra da temizlik işlemini anlatacağım. Temizlik işlemi biraz zor olabilir sizin için ama aklınızda olsun. Elinizde iki tane zımpara olsun. Biri 220'lik bir zımpara. Bir de bulabilirseniz 400'lük ince zımpara. Bakın 400'lük su zımparası. 500'lük de olur, 400'lük de. Bu iki zımpara elinizde olsun. Daha kalın zımpara istemiyorum bu arada. Temizlik için kullanacağımız zımparalar bu ince zımparalar olacak. Çünkü 80'lik, 120'lik, 180'lik zımpara kullandığımızda kaplamanın yüzeyi çizilecektir. İşte bu çizilmenin olmaması için yapmamız gereken ince zımpara kullanmak. Önce 220'likle yüzey temizliği, ardından da 500'lük zımparayla son rötuşlama işlemini yapacağız. Bu haftalık bu kadar. Haftaya kenar kaplama işlemini anlatacağım ve yüzey temizliği, vernikleme işleminden size bahsedeceğim. Ondan sonra da dönemi bitireceğiz. Görüşmek üzere.